ekranlarından mutlu sağlıklı günler efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bugünlük de sizlerle birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var bugün. Uzman halk sağlığı hemşiresi Ayşe Şengel bizlerle. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, biz hep aslında başımıza bir şey geldikten sonra ne yapmalıyız'a gidiyoruz. Daha doğrusu uzmanlarımıza, doktorlarımıza başvuruyoruz bu konuda. Ama tabii başımıza evde, dışarıda, her yerde bizim gelebilir, bir yakınımızın gelebilir, en değerlilerimiz, evlatlarımızın gelebilir. Dolayısıyla bu noktada nasıl müdahale edeceğiz, ne yapacağız, panik mi olmak gerekiyor yoksa hemen bir 112 arayıp bizim mi yardım etmemiz gerekiyor? Bu çok önemli bir şey. Bugün de bu konuyu detaylıca bir konuşacağız. Sizin sayenizde de aslında ailelerimize, ebeveynlere bir nebze de olsa buradan destek olabilirsek, yardımcı olabilirsek ne ala. Dolayısıyla şöyle bir başlayalım istiyorum aslında. İlk yardım nedir? İlk yardımın önemi nedir? Herkes bilmeli midir ya da bu konuda neler yapılmalıdır? Bir başlayalım, ardından ilk yardımla ilgili ufak tefek de bize süremiz el verdiğince anlatırsanız çok seviniriz. Teşekkürler tekrar. İlk yardımın tanımını şöyle bahsedeyim. Bir olay anında, olay yerinde profesyonel ekip gelene kadar, biraz önce dediniz ya 112 hemen haber mi vermeliyim? 112 evet hemen haber vermeliyiz ama 112 ekibi gelene kadar orada yaptığınız hayat kurtarıcı ilk müdahaledir ilk yardım. İlk yardım tabii ki çok mühim. Evet, biraz önce dediniz başımıza bir şey gelince mi öğrenmeliyiz? Ben halk sağlığı eğitimi aldığım için aslında şu yönden bakmak istiyorum duruma. Halk sağlığı koruyucu sağlık hizmetlerini kapsar. Koruyucu sağlık hizmet dediğimizde bilinçli bir toplum, başına bir şey gelmeden alınan önlemler, koruma ve sonrasında başıma bir şey gelirse ne yapacağım? Bunlardan bahseder halk sağlığı. Aslında bir sorun olduktan sonra 112 arama ve sonra ilk yaptığınız müdahalelerden daha önemli bir şey var ki o sorunun olmasını engelleme. Bunu engellemek için de daha fazla bilinç, daha fazla koruma önleminin alınması. Aslında yaptığım şey benim bu. Hani ilk yardımı da öğretiyorum ama ilk yardımdan daha önemli ilk yardım aşamasına gelmeden önce neleri bilmeliyiz? İlk yardım neden önemli? Çünkü ilk yardım sloganı şudur. İlk yardım hayat kurtarır. Hayat en önemli şey ise ilk yardımın da önemini buradan önemli buradan değinmek gerekiyor. İlk yardım herkes bilmeli bence. Hem kendi hayatımızdan sorumluyuz, hem biraz önce de söylediğimiz gibi en kıymetlilerimiz, çocuklarımız, aile yakınlarımız, birinci derece yakınlarımız, yakın çevremiz, belki de toplumda diğer bireylere karşı olan sorumluluğumuz nedeniyle ilk yardım bilgisine herkes sahip olmalı diye düşünüyorum ben. Tabii aslında çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. Ben şunu da altını çizmek istiyorum. Biz tabii haberlerde bunu defalarca da veriyoruz ama biz biraz da meraklı bir toplumuz. Başımıza bir hal geldiğinde işte trafik kazası olsun bütün araçlar yardım bilse de bilmese de ilk yardım dururlar ve gereksiz bir kalabalık. Veya denizde bir boğulma olsun bütün plaj oraya toplanır. Dolayısıyla ilk yardımı bilmek oldukça önemli ama bilen kişilere de öncelikle tanımak gerekiyor ama ilk yardım neden bilinmeli? İlk yardımda neler yapılmalı? Bunları böyle bir kısaca anlatırsanız. Aslında bahsettiğiniz senaryolarda yapılan bir dolu yanlışı önlemek için bile ilk yardım eğitimi bence herkes almalı. Dediğiniz gibi çok yardımsever, aynı zamanda çok meraklı bir toplumuz. Bu yardımseverlik güdümüzü gerçek bilgiyle birleştirirsek aslında çok sağlıklı bir topluma doğru da yol almamızı sağlayacak bir şey bu. Birçok haber izliyoruz, birçok olayla karşılaşıyoruz, birçok deneyimlediğim eğitimlerde şeyler oluyor. Ben aslında eğitimlerimde öncelikle şuna dikkat çekiyorum. Siz yanlış yapanları önleseniz, yanlışın yapılmasına izin vermeseniz bile ilk yardım yapmış olursunuz. Bu bile hani, bilinçlendirmek için yeterli bir adım diye düşünüyorum. Neden ilk yardımı öğrenmeliyiz? Örneğin tabii şimdi bunları başlık başlık açacağız aslında. Başlık başlık konuşmak çok daha doğru olur. Nasıl? Çünkü geniş geniş konuşmak da gerekiyor. Neden ilk yardımı öğrenmeliyiz konusunda bizim doğru bildiklerimiz nelerdir mesela işte toplumda boğulmalarda veya işte ateşlerde gibi böyle rahatsızlıklarda. Hani sizin de az önce altını çizdiğiniz doğru bilinen ama yanlış birçok şey var dediğiniz onlar nelerdir? Onları nasıl açıklayabiliriz? Mesela en sık karşılaştığımız epilepsi hastalığı, SARA dediğimiz de diğer bir adıyla bu toplumda çok sık karşılaştığımız çok böyle olası normal birçok kişide görülebilen bir durumken en fazla müdahaleyi yaptığımız grup herkes mutlaka bir epilepsi vakasıyla karşılaşmıştır. Yani şu an yoldan çevirip 10 kişiye sorsanız ikisi mutlaka epilepsi vakası görmüştür. Benim bilmem ki kimimde vardı.
ve şunu yaptım. En fazla hata mesela epilepsi hastalarında görülüyor. İşte soğan koklatma, kolonya koklatma, işte ağzını açmaya çalışma gibi. Evet, gerçekten 10 şey yapıyorlar. Buna ilgili çok fazla video döndü bir dönem. Televizyonlarda da izledik. Yapılan 15 yanlışı size 2 dakika içerisindeki 15 yanlışı sayabiliyoruz. Ben aslında eğitimlerde bunları gösteriyorum. Hani ilk yardım neden önemli? Neden yanlışları yapmamalıyız? Bazen boğazına bir şey kaçıyor birinin yemek sırasında. Öksürmeye başlıyor kişi. Ve siz ona yine toplumsal doğru bildiğimiz yanlışlardan biri, sırtına vurmaya çalışıyorsunuz. Sırtına vurduğunuzda aslında kişiye daha fazla zarar verdiğinizin farkında olmuyorsunuz. Bunu yapmasını bile engelleseniz verdiğiniz eğitimlerle, bu bile aslında çok yol kat etmeyi sağlayacaktır. Ya da kazalarda, trafik kazasında kişiye herkes müdahale etmeye çalışıyor. İyi niyetle arabadan çıkartmaya çalışıyor. İşte arabadan çıkartmanın bir tekniği var. Yoksa boyun omurilik hasarına neden oluyorsunuz. Kişinin hayatını kurtarıyorsunuz, felç bırakıyorsunuz. Hani bu da istemediğimiz bir tablo. Evet, hayat kurtarmak amaçlı yapılıyor ilk yardım belki, ama hayat kurtarırken neden kişiyi felç etme gibi bir sonuçta sonuçlandırıyorsunuz? İşte belki bunu öğretmek de amacım. Peki herkes alabilir mi ilk yardımımı? İlk yardımı Sağlık Bakanlığı üzerinden bir ilk yardımcı olmak istiyorsanız 18 yaşını geçmiş olma şart istiyor Sağlık Bakanlığı. Bir eğitim modülü var. O eğitimi 2 gün boyunca alıyorsunuz ve sonra gerekli sınavlara giriyorsunuz ve sertifika sahibi oluyorsunuz. Ama benim yaptığım farklı bir hedefim de var. Bence 3 yaştan itibaren herkes ilk yardım eğitimi alabilir. Aslında çok iddialı. 3 yaş aynen itibaren öyle. Daha çok oyun çağındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Aynen öyle. Hani, gerçekle oyunu ayırt nasıl ettireceğiz? Burada çok önemli bir noktaya değindiniz. Herkes alabilir mi derken, sizin uzmanlık alanınız ebeveynlere, çocuklarına ilk yardım nasıl yapmalılar noktasında. Aynen öyle. Bunu bir ayrıştıralım istiyorum. Öncelikle ebeveynleri tabii detaylıca konuşacağız. İşte çocuklarına herhangi bir şey geldiğinde başlarına nasıl kurtarabilirler noktasında. Umarız ki gelmez tabii ama. İnşallah. Bir başlayalım. Çocuklara nasıl veriyorsunuz mesela? 3 yaş, 6 yaş, 7 yaş. Orada oldu ki benim başıma bir şey geldi ve evde çocuğum 3 yaşında, 4 yaşında ne yapabilir mesela? Nasıl öğretebilirim ona müdahale etmesini? Aslında yaş gruplarını şöyle ayırdık biz. 3 yaştan itibaren oyun mu gerçek mi dediniz ya biraz önce. 3 yaşta bir çocuğa bir şey öğretmek istiyorsanız oyunlaştırarak öğretiyorsunuz. Evet, kanlı canlı bir vakadan bahsetmiyorsunuz orada. Trafik kazasından bahsetmiyorsunuz. Ama kendini korumayı öğretiyorsunuz. Çocuklar 4 yaşa kadar her şeyi tehlike olarak algılamaz. Tehlike diye bir şey yoktur 4 yaşa kadar. Literatüre baktığımızda. Şimdi bu süreçte çocuğun nelerden koruması gerektiğini, ne yaparsa neyle karşılaşacağını oyunlaştırarak çocuğa öğretirseniz, küçük küçük bilgilerle ilerleyen yaşlarda biraz daha farklılaştırılmış. İşte Milli Eğitim Bakanlığı da çok fazla bununla ilgili yaptığı çekimler, oyunlar da var. Bunları da izletiyoruz biz çocuklara öğretirken. Daha 9 yaşını geçtikten sonraki süreçte yine bilgileri daha yarım. 16 yaşından itibaren ise tüm ilk yardım bilgilerini paylaşabiliyoruz. Dediğim gibi yaş grubuna göre, pedagojik özelliğine göre oyunlaştır. Olması gereken kadar eğitimler. Milli Eğitim de bu konuda dökümanı destekliyor bizleri. Sağlık atölyesi açtım ben bununla ilgili çocuklarla çalışmak için. Sağlık atölyesinde de 3-6 yaş grubu için yarım saatlik eğitimler. Sadece sağlık atölyesinde tabii ilk yardım yok. Eğitim 3 yaşında veriliyorken. Aynı zamanda sağlık atölyesinde çocuklara sağlık algısını geliştirir çalışmalar da yapıyoruz. Ne mesela? Dişçi fobisi var. Aslında yetişkinlikte birçok kişide de var. Ya da doktora gitmekten korkuyor. Beyaz önlük görüyor. Beyaz önlük giyen herkes onun için korkulan biri haline geliyor çocuk için. Onlarla ilgili küçük oyunlar tasarladım ben. Çocukla Ben Kimim oynuyoruz. Ben Kimim oyununda herkes bir karaktere bürünüyor ve hangi karakter olduğunu bilmiyorlar. İşte o karakterin eğlenceli yanından bahsediyor çocuk. Kendini anlatmaya çalışıyor. İşte neden başvuruyor, kime başvuruyor? Karşıdaki bütün çocuklar da o çocuğun neden bahsettiğini çözmeye çalışıyor. İşte dişçi ise o çocuk, diş hekimi ise ne düşünüyorsun? Sonra diş hekiminin üzerine çocuklarla sohbete devam ediyorum. Böylece diş hekimliğin eğlenceli, oyun içerisinde sağlığımız için çalışan bir tıp üyesi olduğunu öğreniyor ve oyunu orada bitiriyoruz. Hani kapsamlardan biri bu. İlk yardım için de öyle. Biraz önce bir şey daha sordunuz. Ben çocuğum için ilk yardım eğitimi alabilirim ama
çocuğum benim başıma geldiğinde ne yapacak? Örneğin orada mesela yayın öncesinde de konuştuk sizinle de. Tatbikat yaparak mı bunu oyun şeklinde mi öğretelim? Hadi diyelim tatbikat yaptık, oyun şeklinde öğrettik. Ama çocuk gerçek oldu olay. Oyun mu oynuyoruz, gerçek mi oldu, anneme nasıl müdahale edeceğim noktasında mesela orada nasıl ayrım yapıyor? Orada aslında bedensel öğrenme başlıyor süreçte. Siz çocukla, ben her zaman evde ailelere de onu öneriyorum. 112 bizim Sağlık Bakanlığı'nın yardım çağırdığımız ambulans hattının numarası. Siz 112'yi de tercih edebilirsiniz. Evinize en yakın ambulans, hastaneden gelecek ambulansı da tercih edebilirsiniz. Ama bu tercihinizi önceden belirlemiş olun. Bu çok önemli. Olay anında öğrenmeyin, önceden öğrenin. 112'yi tercih ediyorum. 112'ye nasıl aranır, ne yapılır, hangi numara arayacağım? Çocukla oyunlaştırarak 112, onların da 112'nin hattında da var bu tür oyunlar. Bunları önceden çocuğa öğretirseniz, tatbikat yaparsanız, tatbikatı oyun gibi de algılasın. Olay anında size destek verecek, 112'yi yine arayacak. Zaten onu öğrenmiş olacak çocuk. Aslında hani orada çocuklara bu hem oyunla hem de gerçek senaryolarla bunu öğretmeyi hedefliyorum. Çocuğumla bir aradayım. Ben bayıldım. Ne yapmalı? Evet, birçok vakada şunu dinliyorum kursiyerlerden. Çocuğum işte babasıyla birlikte 7 yaşındaydı sanırım kızı, en son dinlediğim öykü. Baba evde bayılıyor. Ve kız o kadar paniklemiş ki gerçekten bu algının gelişebileceği bir yaşta. Hani yardım edebilir aslında, anneyi telefonla arayabilecek yaşta. Peki çok özür dilerim, virgül koyalım, hem hikayeyi unutmayalım ama orada mesela anneyi mi aramalı, bir yakınını mı aramayı öğretmeli yoksa 112'yi mi aramalı? Ya da 112'yi aradı, 4 yaş bir çocuğa öğrettik. Evin adresini nasıl verecek mesela? Bu da oldukça karışık. Orada o yüzden hani acaba bir yakını aramayı öğretmek daha mı doğru oluyor? Anne, evet, anneyi aramalı ve anne hızlıca o iletişim ağını kurmalı belki. Ama bu işte aileyle çözülecek ve yapılacak bir eğitim olacak. Onun için anne ve babanın kimi arayacağına karar vermesi orada önemli. Ya da adresi bilmiyor dediniz. Adresi buzdolabının üzerine yapıştırılabilir. 112'nin yazıldığı gibi böyle bir şey olabilir. Aile eğer gerçekten çocuğun 112 arayabilecek olgunlukta olduğunu ve bu sorumluluğu ona vermeyi tercih ediyorsa 112 aramalı. Aslında ailenin çocuğun tanıması gerekiyor. Aynen öyle. Çocuğun yaşıyla da alakalı. Evet, yani benim 6 yaşında bir çocuğum, öncelikle benim başıma bir şey gelse eşimi aramasını tercih ederim. Orada hikayeyi dinleyelim. Mesela babayı baba evde bayıldı. Sonrasında ne oldu çocuk? Sonra çocuk olayla ilgili ilk kez karşılaşıyor. Hiçbir fikri yok. Sonra komşuya haber vermek için kapıyı açıyor. Koşa koşa komşuya iniyor. Ne olduğunu bilmeden. Sonra koşarken tabii kapı üzerine kapanıyor. Komşuya bir şey anlatmaya çalışıyor. Korkudan anlatamıyor da. Sonra eve geliyorlar, kapıyı açamıyorlar. Kapıyı vurduktan sonra da o sese baba gözünü açıyor. Anlık bir şey, bayılma zaten. Sonrasında çocuğun yaşadığı korku içinde kısa bir dönem onunla ilgili çalışmalar yapılmış. Belki çocuklar bu duyguya, bu düşünceye, sağlığa ilk yardıma daha önceden alıştırılırsa korku dolu anlarda yani böyle bir duyguları yaşamaları da engel olunabilir diye düşünüyorum ben. Tabii şimdi çocuklar bu işin bir kısmı ama önce biz de öğrenmemiz gerekiyor. Soğukkanlı olmayı, toplumca merakımızı birazcık yitirmeyi, her işi ben yaparım algısından biraz çekilmeyi. Şöyle başlayalım. Siz ailelere aslında evde özel ders veriyorsunuz yaşam ortamlarında. Bunun 0 yaşındaki bebeklerine nasıl bakmaları, işte annelere nasıl emzirirken boğulma vakaları ya da ateş konusunda gibi. Ailelere nasıl bir eğitim veriliyor? Normal ilk yardımdan biraz daha farklı bir eğitim veriliyor yoksa standart bir eğitim var mıdır bunu ya da o standart eğitim nedir? Şimdi standart ilk yardım eğitimi Sağlık Bakanlığı belirledi, 16 saatlik bir kapsam. Ben evde ayrı bir modül oluşturdum. Neden evde bir modül oluşturma gereği duydum? Çünkü şunu çok duyuyorum, çocuğum olunca bakarız. İşte deprem olursa o zaman öğreniriz gibi. Toplumda başımıza gelmeden bir şey öğrenme ya da bizi güdüleyen bir şey olmadan bir şey adım atma gibi bir özelliğimiz yok. Çocuklarımız doğduktan sonra, bir çocuk doğarsa ebeveyn doğar diye bir söz vardır bilirsiniz. Her şey değişmeye başlıyor. Yaşam tarzınız değişiyor, görüştüğünüz arkadaşlarınız değişiyor, çocuk için evinizin şekli değişiyor ama nasıl değişecek? Bu konuda fikriniz de yok, duyduklarınızı da değiştiriyorsunuz. Ben bunlarla ilgili, şimdi halk sağlığı uzmanlığını alırken de hep koruyucu sağlık hizmeti üzerinden gittim. Çocukları koruyalım, aileleri bilinçlendirelim, olayları önleyelim. Sonra da önleyemediğimiz olaylar için de sağlık ekibi gelene kadar ilgili şey yapalımdı hedefim. Evde de
böyle bir modülü sunuyorum. İlk yardım eğitiminden koruma anlamında eklenen bilgilerle farklı. Diğer bilgilerin de sıkıştırılmış hali olduğu için biraz daha farklı. Hani özetle şöyle aslında özetleyebilirim. Çocuğunuz buraya çarptığında, başı kanamaya başladığında siz ilk ne yapacaksınızı öğretiyorum. Ama çocuğunuz buraya çarpıp da başı kanamasın, önce onu öğretmek lazım. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Örneğin ben de şimdi tabii izleyicilerimiz bizi de yakından takip ediyorlar. Yeni doğum yaptım, küçük bebeğim var, artık emekleme çağına gelecek ve kafamda bir sürü soru var mesela. Neyi değiştirmeliyim, neyi yapmamalıyım? İşte bu, acaba biblioları kaldırsam mı, kaldırmasam mı? Ya da işte kenarlara koysam mı, koymasam mı? Çekmeceleri kilitlesem mi, kilitlemesem mi gibi. Burada mesela siz genel geçer bir kuralları önce bir düzenleyip ondan sonra evin kurallarına mı göz atıyorsunuz, yoksa nasıl bir düzenleme oluyor? Veya bu eğitim aileyle sizin aranızda ne kadar sürüyor? Kaç hafta size gelmeliler? Burada neye dikkat ediyorsunuz? Siz evlere gidiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, evet, evlere gidiyorum. Aslında öyle haftalarca süren bir şey değil. 4 saat benim yaptığım eğitim. 4 saatte o anahtar kelimelerle kapsamlı bir eğitimi almış oluyor aileler. Yerinde yapıyorum. İlk yaptığımız şey çocuğun primer bakıcıları olmasını talep ediyorum ben. Primer bakıcı kimdir? Çocukla ilk ilgilenecek. Anne, baba, bakıcısı varsa bakıcısı, hala teyze, amca dayı yakınsa onlar, anneanne, babaanne, aile büyükleri, çocuğun üzerinde bakıma da söz sahibi olacak ya da karışacak herkes. Orada olsun ki ortak bir karar alınsın istiyorum. İlk eve girdiğimde evde çocuk için risk faktörlerini, risk analizi yapıyoruz aslında. Bakın bunu buradan kaldırın, bu onun için zararlı. Çünkü şöyle olur, emekli dönemde şuna zarar verebilir. Evet, neleri kaldırmalıyız? Öncelikle kablo, her şeyi kaldırmanızı öneriyorum. Kabloları kaldırın, bibloları toplayın. Emeklerken çocuklar şöyle bakıyor aslında hayata. Her şeyi öğrenirken de psikolojik kuramcılar her şeyin bir dönem olduğundan bahsediyor. Evet, çok haklılar. Ama çocuk her yaşta, bizler bile her yaşta her duyumuzu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir şey aldığınızda nedir o diye dokunuyorsunuz. Dokusuna bakıyorsunuz. Ağzınızda tadına bakıyorsunuz. Çocuk her dönemde her şeyi ağzına alma eğilimi besler. Ve bu eğilimi önleyemiyorsunuz çocuktan. Çünkü tanımlayacak. Önleyemiyorsanız ağzına alacağı şeylere dikkat edin. İşte çok küçük yaşlarda küçücük oyuncaklar evin ortasına durduğunda incik boncuk, minnacık şeyler ağzına alıyor. Denemeye çalışırken boğazına kaçıyor. O olmasaydı kaçmazdı. Böyle bir durumda da ilk yerde ne yapacağınızı uygulamasına gerek kalmayacak. Ya da koşacak çocuk, yeni yürümeye başladı. Köşeye çarpacak. Çarpacağını bildiğimiz köşelere bakıyorum. Çok keskin köşeler. O zaman oralara yumuşatıcı şeyler alın diyorum. Prizleri mutlaka dokunmak istiyor çocuklar. Ellerini sokuyorlar. Priz sonuçta elektrik akımının olduğu bir şey. Priz kapatıcıları kullanabilirsiniz. Aslında çokça sıkça kullanılan şeyleri evde hangileri gerekli onlara bakıyoruz. Biblo tutup çekecek, kıracak, elini kesecek. O zaman kaldıralım. Aslında mesela anneler şöyle, ben mesela bibloları kaldırayım dediğimde annelerden şöyle bir şey: aman ben hiçbir şey kaldırmadım, çocuğum da hiç ellemedi. Bu yanlış bir algı mı? Ya benim annem mesela sürekli böyle söylüyor. Ben hiçbir şey kaldırmadım, siz de ellemediniz de. Alışsın çocuk. Yani ailelere çok bu anlamda tercihtir. Hani önerirsiniz, yapar ya da yapmaz. O konuda çok... Bence yanlış bir tercih. Kaldırmakta fayda var. Başına bir şey gelmemiş. Zaten başa her zaman bir şey gelmez. Hani ilk yardımcı olmanın da öyle bir şey var. Benim başıma 40 yaşına geldim, bir şey gelmedi. Ama bundan sonra gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Hani siz şansında hiçbir şeyle karşılaşmamışsınız. Olabilirdi. Sen daha hareketli bir çocuk olabilirdin. Düşürebilirdin, kesebilirdin. Başına bir şey gelmiş olabilirdi. Nasılsa olmaz düşüncesiyle. Diyorum hani sadece önerebilirim. Yapar ya da yapmaz. En zorunlulukla önerdiğim bir şey var, özellikle dikkat etmelerini istediğim. Çocuk çok büyük evlerde yaşamıyoruz maalesef, yaşam koşullarından kaynaklı büyük şehirlerde. Çocuk odaları içinde çok büyük alanlar seçemiyoruz. Seçtiğimiz alanda kapının hemen arkasında dolap bulundurmasın aileler. Bulunduruyorsa dolapları monte etsinler. Şimdi çok ilk yardımdan çok uzaklaşmak da istemiyorum ama bir afet ülkesiyiz de biz aynı zamanda. Hani o da halk sağlığının alanlarından birisi. Bir deprem anında o dolaplar sarsıntıyla düşüyorlar. Ve siz en değerli varlığınızı kurtarmak için içeri giremiyorsunuz. Bu yüzden o dolabın monte edilmesi ya da kapının arkasında bulunmaması çok mühim. Ya da normal bir zamanda çocukların en sevdiği şey çekmece karıştırmak. Mutfak çekmecesi, kendi odaları, bir yaşları ilerledikçe kıyafetlerini giyip çıkartmak için çekmece çekmeyi çok seviyorlar.
Yapsınlar da tabii ki ama çekmeceler çocukların parmaklarını sıkıştırmak için çok uygun alanlar. Çekmeceyi çekerken çocuğun üzerine dolap düşebiliyor. Düşen dolabın altında ciddi yaralanmalarla karşılaşıyorlar. O yüzden bütün dolapların duvara monte edilmesini öneriyorum mutlaka. Olmazsa olmaz belki bunlar, hani biblolar dursun belki ama dolaplar monte edilsin. Onun için odada bütün risk analizlerini yapıyoruz aileyle. Bir saat kadar bununla vakit geçiriyoruz. Onlar soruyorlar. Aileler bana ne sorarsa aslında süreyi onlar genişletiyor. Ben 4 saatlik bir hazırlığımla gidiyorum. Onu 8 saate de çıkartabiliriz. 2 saatte bitirebiliriz. Sonrasında da bütün bu önlemleri almanıza rağmen başınıza ne gelir? Geldiğinde şunlar 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 gelir. Ne yapabilirsiniz? Bunların hangileri daha ciddi? İşte hemen ambulanslık hangisi? Ben evde çözsem sonra doktora götürsem olur mu? Telefonla doktorla çözebileceğim durum ne? Götürmesem de evde ne yapabilirim? Ya da neyi tamamen ekarte edebilirim? Sonra da bunları konuşuyoruz. Peki temizlik malzemelerinde mesela nasıl saklanmalı? Yerde ne kadar yükseklikte olmalı? Veya işte tabii bunları konuşacağız. Zehirlenmelerde işte Allah korusun çamaşır suyu işte veya yumuşatıcı falan ya da deterjanla ilgili bir sıkıntısı oldu. Orada mesela ne zaman müdahale etmeli? Bunları bir konuşalım istiyorum. Önce bir evde nasıl bir önlem alacağımızı bir anlayayım. Şimdi siz anlattıkça ben evimi gözümde canlandırıyorum. Neleri saklayıp neleri saklamamam gerektiğini emekleme çağına geçince az çok kafamda oturttuğum gibi. Ama bunları bir konuşalım istiyorum. Temizlik malzemelerinde mesela nerede saklamalıyız? Çok klişe bir laf var da çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Bu aslında doğru mantık bir şey, bu. Evet, bu kadar basit bir cümle. Yani çocuk ulaşamayacağı yerde ve gerçek kutusunda saklayın. Hani birçok acil vakalarında biz çamaşır sularının ciddi kimyasal maddelerin sevdikleri içecek şişelerinde saklandığını görüyoruz. Çocuk seviyor içeceği, annesinden saklı içmek isteyecek. Açıyor ve içmeye çalışıyor. Onun içinde kimyasal olduğu duygusu ya da algısı yok o çocukta. O çocuk orada sevdiği meyve suyunu içeceğini düşünerek alıyor, içiyor ve sonra kimyasal zehirlenmeyle karşılaşıyoruz. Hem o kadar ulaşılabilir olması hem de yanlış bir paketleme sistemi bu tür şeylere neden olabiliyor. Belki buna dikkat edilmeli. Ve gerçekten ulaşamayacağı yerde. De bu bana zarar vermez ki, ne olacak? Elimi yıkadım, sabun diyorsunuz. Ama çocuk gelişim sürecinde olan biri ya da ev bitkileri için de aynı şey geçerli. Ev bitkisinin yaprağını kırıp içindeki özle oynamak istiyor çocuk. Ağzına götürmek istiyor. Evet, çok zararsız bir bitki. Onun toprağı çok zararsız olabilir. Kullandığınız sabun zararsız olabilir ama içildiğinde, cilde temas ettiğinde alerjen bir yapısı olup olmayacağını bilemiyoruz kişilere karşı. O yüzden ev bitkilerini de odada çok tutmayalım. Kimyasallara ulaşamayacağı yerlere saklayalım. Şimdi siz sordukça böyle diğer şeyler de geliyor. Dolap işleri mesela nasıl düzenlenmeli? Ya da her dolabımıza biz kilit takmalı mıyız? Bu kilitlerden bence takın. Yani takamıyorsanız da bu bildiğiniz paket lastikleri iki uca bağlayın. Çok basit bir mekanizmayla. Açamayacağı şekilde olabilir. Yukarıdan kilit sistemleri, camlar özellikle yürümeye başladığı evrede çok riskli çocuklar için. Camları, hayal dünyaları muhteşem çocukların. Muhteşem ötesi hatta. Camların önüne oyuncaklarını üst üste dizip onun üzerine tırmanarak çıkıp camdan sarkmaya çalışıyor çocuklar. O kadar sık görüyoruz ki. Sonra yüksekten düşme vakaları. En ciddi travmalara neden olan. Bunların önlenmesi belki. Belki o yüksekte biblo illa tutacağız ya, üst katları aldık ya, ya da cam raflar. Üstlerine çıkıp onları almaya çalışıyorlar. Üzerinde üst raftaki şeyler üzerine düşmesine neden oluyor. Belki gözlemlerken evi böyle. Biblo'yu tutmak mı istiyorsunuz? Kapaklı cam bir dolap yapın. Onu da kapağını kapatın. Ya da camın önündeki malzemeleri alamıyorsanız camların üzerinde özel klipse mekanizmalar var. Onlardan yapabilirsiniz. Maliyeti çok ciddi düşük. Belki hani hesap etmeyeceğiniz kadar ucuz üretimde bu ürünler. Belki bunlar konusunda farkındalık, hani bilmedikleri için yapmıyor olabilirler, önemsemedikleri için ya da bunun riski ne olabilir'i hatırlatıyorum ben ailelere. Peki bez değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Örneğin hareketli bir çocuktan bahsediyoruz. Elimizde her maketler de var. Boğulmalardan da bahsedelim. Bunlar da bu maketlerle de gösterelim. Şöyle başlayalım. İşte hareketleniyorlar. Artık tabii 0-1 ay tehlikeli bir dönem değil ama sonrasında çocuk hareketlenmeye başladığında biraz daha tehlikeli bir gruba giriyor aslında. Bez değiştirirken ailelerin, annelerin özellikle ne gibi hatalar yapıyorlar? Neleri yapmamalılar çocuğun başına gelebilecek? Bezi genelde
yerde değiştirmek en sağlıklı geliyor bana. Ama bez değiştirme masaları var. Kullanan aileler var karşılaştığım. Hı-hı. Ya da koltuğun üzerinde ya da yüksek bir alanda yapılıyor bu işlem. Yapılırken ne var ne yoksa ihtiyacınız olacak. Bununla ilgili artık çantalar da kullanılıyor. Çok ideal bulduğum bir şey. Ne var ne yoksa aklınıza gelebilecek olası her şeyi çocuğun yanına getirmek önemli. Uygulama sırasında çünkü bezi unuttum, ıslak mendili unuttum diye döndüğünüz saniyede çocuk şekil değiştiriyor ve yüksekten düşebiliyor. Bunun önlenmesi için de evet kol mesafenizde her şeyi tuttuğunuzda işlemi bitirdikten sonra çocuğu güvenli ortama alın, toparlayın. Hani aslında çok küçük bir şey. Her şeyi yanına almak kadar basit bir uygulama. Aslında ben de geçenlerde bir olay başıma geldi. Tabii bu hastanede geldi. Hı hı. Bu daha trajik. İğne oluyorduk. İğneyi hemşire şu başını şuraya bırakmış diğer iğneyi. Hı hı. Diğer iğneyi yaparken ben de tabii bacaklarını tutuyorum. O bir anda 4 aylık olmasına rağmen o diğer iğneyi kapmış. Allah'tan ki ucu böyle kapalıydı. Ama tabii benim yüreğim ağzıma geldi ve tabii bir dahaki sefere hani bütün etrafını boşaltmasını isteyeceğim. Çünkü ay geçtikçe daha da hareketleniyorlar. O iğneyi Allah korusun daha hani bir yerine saplayabilir, alabilir bir anda o da anlamayabilir gibi. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Emeklerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Nasıl çocuklara nasıl bir alan yaratmak? Geniş. Yani ne kadar bazı aileler için ütopik olabilir ama ne kadar geniş olursa çocuk daha özgür hissediyor kendini ve daha güvenli. Yani sıkışık alanlarda emeklerken çarpma riski. Bir de emekleme sırasında dizleriyle ilgili de çocuğu korumak gerekiyor. Hmm. Dizlik alabilirsiniz. Çok çocuklar kullanmayı sevmiyor olabilirler. Bir de bunun akabinde unutmadan bir şey de söylemek istiyorum. Siz şimdi bütün bu önlemleri aldınız çocuğunuz için. Güvenli çevre, evet, söylediğim her şeyi yaptınız. Belki daha fazlasını öğrendiniz ve yaptınız. Arkadaşınızın evine gidiyorsunuz. Arkadaşınızın. Şimdi. Sadece arkadaşın değil, ailelerin evlerine de gittiysem orada öyle bir düzen yok. Çocuklu bir aile değilse, çocukluysa zaten çocuğunuz o kadar rahat ediyor ki kendi evinde gibi ama çocuksuz bir aile ise böyle radar gibi tarayıcı oluyorsunuz ve her şey tehlikeli geliyor size. Onun için de belki gideceğiniz evde önceden hani paylaşmak ya da siz ilk gittiğinizde çocuğunuz hareketliyse etrafı bir kolaçan etmek, sonrasında çocuğunuzun oynamasına izin vermek ya da bazı aileler çocukları odada yalnız bırakıyorlar. Anne babalar içeride, çocukların başında hiç kimse yok. Orada da yine etrafta güvenlik önlemleri alınmamış oluyor. Aslında her şeyin başı güvenlik bu ilk yardım grubunda da. Önce güvenlik bilgisi, güvenli ortam, sonrasında koruma ve ilk yardım. Oyun oynarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Çocuklarda oyun oynarken nasıl oyuncaklar seçmeyeceğiz? Aslında birçoğunun üzerinde yaş grupları yazıyor evet, ama aynen yine öyle. De böyle hani çocukların hakikaten hayal gücü çok kuvvetli. Oradan bir anda bir şey çıkarıp işte hiç olmayacak şeyleri burunlarına koyabiliyorlar ya da ağızlarına atabiliyorlar. Ne kadar güvenli de yazsa mesela. Aldığım oyuncaklarda bazılarında boncuk var. O boncuklar mesela bir fark etmeden koparabilir bile o boncuğu gibi. Aynen öyle. Orada neye dikkat etmek gerekiyor? Oyuncaklarda. Hatta şeyde boncukla ilgili sadece oyuncakta değil, kız çocuklarına biz çok seviyoruz aksesuarlı giydirmeyi. Kız çocuklarına ben boncuklu kıyafet de önermiyorum. Bir süre oynuyor ve dediğiniz gibi ya ağzına ya burnuna yerleştiriyor onu. Sonrasında da müdahale edeceğiniz bir vaka haline geliyor. Oyuncak seçiminde de öyle. Yaş gruplarına göre dediğiniz gibi seçmek önemli. İşte peluş oyuncakları çok tercih etmiyorum. Hı hı. Ağzına alıyorlar o peluş dokusu. Her çocuk astımlı değil belki ama astım olasılığı var mı yok mu ya da sağlığını tehlikeye atacak mı? Bu konuda bir şüpheniz var mı ya da bilginiz var mı? Bilmiyorsanız hiç risk almaya gerek yok. Dikkat edeceğiniz şey belki çok tüylü oyuncak almamak. Daha çok kimyasal olmayan, daha organik oyuncaklar, daha avantajlı şu an piyasada çok fazla var. Bunları tercih etmek. Bir de dediniz ya hayal gücü çok kuvvetli çocukların. Bırakın aslında onlar kendi oyuncaklarını kendileri yapsınlar. Ben çocuklar için böyle düşünüyorum. Belki yaratıcı çok drama yapıyoruz çocuklarla. Okulda çalışıyorum ben çok uzun yıllardır. Her grupla çalıştım 3 yaş 18 yaş arası. Biraz çocukların hayal gücüne bırakmak da lazım. Siz uzaktan gözlemleyip riskleri ortadan kaldırdınız. Onlar hayal güçleriyle oluşturduğu oyuncaklar aslında onlar için en sağlıklı. Küçük yaş grupları böyle balon patlayan şeylerden çok korkuyor. O korkuyu yaşatmamak, elinde onun hem oynamak çok keyifli ama o çok patlayacak şeyleri de çok tercih etmemek önemli. Dediğiniz gibi o çok küçük parçalar içeren şeyleri tercih etmemek önemli.
Çok değişik bir hikayem var benim yine böyle bu konuyla ilgili. Okul öncesi grubundan bir öğrenci duvarlara iz bırakmasın diye kullanılan bir malzeme var. Sakıza benzer bir malzeme. Bu malzemeyi biz duvarda iz yapmasın ama yapılan çalışmayı da duvara asabilelim diye kullanırız. Evlerde de çok kullanılan bir ürün bu. Çocuk bunun özelliğine dokunuyor, hissediyor. Bu nasıl bir özellik diyor ve burnumun şeklini alır mı acaba diye burnuna yerleştiriyor. Sonra onu çıkartmaya çalışırken çıkartamıyor. Bu tür şeylerle de karşılaşıyoruz. Belki hani evde bunu tercih ediyorsanız da çocuk onunla oynadığında daha gözlemci olabilirsiniz. Şey peki örneğin çocuklarda oyunu konuştuk, birçok şey emeklemeyi konuştuk ama uyurken nelere dikkat etmeliyiz? Ben mesela emziğin böyle kordonu var demir. Onu ilk zamanlar böyle emzikle uyuduğu için burasına takıyordum gece de kaybolduğunda falan. Ama sonra Boynuna. baktım onu düşürüp böyle o birazcık şöyle gelince beni panikletmeye başladı. Gündüz uyurken yine gözümün önündeyse orada bırakıyorum ama geceleri uyurken kesinlikle oradan çıkarmaya başladım. Hani fark etmem gibi. Veya işte şimdi tabii tıpta, doktorlar da bu konuda ikiye ayrıldı. Sizin gibi uzmanlar da, aileler de, psikologlarla. Çocuk anneyle uyumalı mı, uyumamalı mı? Boğulma vakalarından. Siz nasıl bir önlem almayı öneriyorsunuz? İşte anneyle nasıl bir uyuma yöntemi uygulanmalı? Ya da gece emzirirken nelere dikkat edilmeli? Çocuk nasıl uyutulmalı? Ben bu konuda aslında her karşıt fikrin ortasında bir fikir söyleyebilirim size. Bebeği anneden çok ayırmayı sevmiyorum ben, çok önermiyorum. Ama çocuğun gerçekten anneyle uyuyan çocuklarda ani bebek ölümü gibi istatistiklere baktığımızda ani bebek ölümü çok yüksek oranda karşımıza çıkan bir şey. Şimdi hep çocuk ve emeklerkenki önlemleri konuştuk. Aslında çocuğun anneyle uyumadan tek başına uyurken de alınması gereken bir takım önlemler var. Yapılan yanlışlar. Çok eski bir Türk kültüründe şöyle bir şey var. Çocuk karanlıkta uyuduğunu sansın diye yüzünü tülbentle örter büyüklerimiz. Ve o tülbent onda karanlık algısı yaratır ve uyumam gerekiyor diye komutlanır çocuk ve uyumaya başlar. Tabii her yaşlı kişinin böyle düşündüğünü garantileyemem ama benim duyduğum cümleler bunlar. Böyle olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Evet, uyuyor çocuk ama bir süre sonra o yüzünü Kapanıyor. kapatıyor ve solunumu kapatıyor. Evet, yüzünü örtmek istiyorsunuz ya da sinekten, böcekten vesaireden korumak için. Daha yüksekten, daha beşiğin üstünden belki yapabilirsiniz. Yalnızken çocuğun boğulmasını istemiyorsanız ya da daha gergin çarşaflar. Çarşaflar katlı ve yumuşak olduğunda çocuk dönerken o katların arasında kalıyor ve o katlar yine boğulmasına neden oluyor. Anne ile uyuyan çocuktaki risk ne? Bizim gözlemlediğimiz. Anne çok zor bir iş biliyorsunuz siz de ve çok yorucu da bir iş. Gece nasıl emzirmeliyim dediniz. Her saniye uyanabilirsiniz, her saniye uykuya dalabilirsiniz. Bazen 2 saatte geçiyor gününüz ve o kadar yorgunken bir 5 dakika, 10 dakika içiniz geçiyor. O iç geçirdiğiniz süreçte çocuğunuz yanınızdaysa yanlışlıkla kolunuzu çocuğunuzun üzerine atıyorsunuz ve o sürede çocuğun solunum yolu kapanabilir. Bunu kontrol edemeyebilirsiniz. Çocukla çok yakın temasta yatıyorsunuz. O sırada ısı alışverişini çok yüksek algılıyor çocuklar. Bunun için de ben çeşitli beşik örnekleri gösteriyorum. Yatak, çocuk yatağı. Hem anneden ayrılmıyor çocuklar ama yatağın içerisinde o düzenek. Onu tercih ettiklerinde anneyle bebeği ayırmıyorsunuz da. Hem gözünüzün önünde oluyor, hem duygunuzu hem kokunuzu alıyor. Hem ani bebek ölümüne karşı önlem oluyor. Hem aslında iki karşıt görüşünü de istediğini de sağlamış oluyoruz. Bu konuda böyle düşünüyorum ben. Peki ateş nedir? Şimdi tabii ben anne olmaya başladığımda herkes aman sen her şeyi boş ver de ateşten çok kork. Ateş dolayısıyla biz eşimle birlikte sürekli ilk aldığımız şey ateş ölçer oldu ve çocuk ağladığında Her ateşini dakika ölçmeye bakıyoruz. başladı. Tabii bir gribal enfeksiyon oluyor ateşini ölçüyoruz. Bu konuda hem bebeklerde ne kadardan itibaren ateşten korkmalıyız? Bizi korkutan ateş ne olmalı? Ya da ateşlendiğinde doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? Örneğin duşa sokmalı mıyız ya da soktuğumuzdaki suyun Isısı sıcaklığı, olmalı. ısısı nasıl olmalı? Ve ateşte ne zamandan sonra doktora başvurmalıyız ya da alıp direkt hastaneye götürmeliyiz. Kaygınız varsa götürün doktora. Ben hep bunu söylüyorum. Ateşin riskli olduğu süreç 6 ay ile 6 yaştır. Literatür bilgisine baktığımızda. Ateşi 38,5'tan sonra 39'lara yaklaştığında tehlikelidir. Bir de şöyle bir şey de var. 38,5 ortalamanın alınıp
verilen bir değer. Ama sizin çocuğunuzun ateş değeri normalde 36,5 diye ifade ediyoruz ve cıvıl derecelerle belirlenmiş değer bunlar. Ve işte her dakika bakıyorsanız eminim ki siz bir elektronik bir cihaz kullanıyorsunuz. Hı hı. Artık bu çok kolaylaştırıldı, konforu arttı, çocukların her yönden ateşine bakılır hale geldi. Ve elektronik cihazların ölçüm değerleri normal cıvıl derecelere göre bir tık daha yüksek, 0,5 derece fazla gösteriyor. 0,2, 0,3, 0,6 vesaire hani fazla gösteriyor. Siz 36,5 normal değer diye düşünüyorsunuz cıvılıyla. Birçok çocuğun değeri 35,5. O yüzden çocuğunuzun bir sağlık kimliğinde normal değerini bilin. Ve normal değerinden sonra yükselme evresine göre hızla yükselen bir ateş varsa mutlaka doktora götürün. Evet, yanlış bildiğimiz hemen duşa sokmalı mıyım dediniz. Çocuğun üzerindeki aslında yetişkinlikte de öyle. Kalın bir şey varsa onu hemen çıkartmaktır en doğru olan. Duşa girmek evet ama buzlu su kabının içerisine sokmak değil. Ateş yükseldiğinde de düştüğünde de adım adım çıkartılıp adım adım düşürülmelidir. Hmm. En sağlıklı olan budur. Ne yapacağız? Elimi yıkarken dayanabildiğim ısı nedir? Elimi ben buzlu suda mı yıkıyorum? Hayır. Dayanabiliyor muyum? Hayır. O zaman neden bu çocuğun en yüksek ateşindeyken bu kadar yüksek bir soğuklukta bunu yapalım. O yüzden elimizin dayanabileceği ısıda çocuğun üzerindeki kıyafetleri çıkartıp suyun altında duş aldırıyoruz. Bazen çocuklar için çok konforlu olmuyor bu. O zaman ailelere şunu öneriyorum ben. Bir kabı alın yine aynı ısıda ama ısıyı içine buz atmadan. Bu ağız silme bezleri, tülbentler, şalların yapıldığı kıyafet, o suyu emen malzemeyi koyun. Koltuk altlarına, katlanan çocuğun katlı bölgelerine dokundurun, koyun, ısındıkça değiştirerek bu şekilde de uygulamayı yapabilirsiniz. Bir de en önemli söylediğim şey şu, bir doktorunuz mutlaka olsun. Bir doktorunuz ama ya da iki tane. Yani forumları çok takip ediyor anneler. Bu hem çok güzel bir şey, hani sağlık açısından baktığınızda forumlarda çok fazla bilgi kirliliği var. Onun çocuğuna bu olmuş, bundan sonra bu olmuş, ben bunu kullandım, işte böyle belirtilerim var, benim çocuğumda da olur mu? Bu kadar ateşten havale geçirdi, kesin seninki de geçirir gibi bir dolu şeyler duyuyoruz toplumda. Evet, bunları kulak kabartmak lazım. Böyle belirtilerin, olumsuz sonuçlarını duymak lazım. Ama her zaman danışacağınız bir doktorunuz olsun. Bakın böyle söyleniyor, ben de çocuğumda böyle şeyleri gözlemledim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü benim çocuğum diğerlerinden farklı. Yani... Peki, çok kısaca aslında tabii süremiz de nasıl geçti belli değil. Hem sohbet gerçekten çok ilgi çekici hem de herkesin öğrenmesi gereken bir konu. Biz başımıza bir durum geldiğinde ilk yapmamız gereken nedir? Örneğin solunum tıkandı ya da bilinç kaybı oldu veya bir boğulma anında ne yapmalıyız? Aslında her zaman hayatı devam ettiren şey, yani önce yapacağınız şey bilinç kontrolü. Bilinci yerindeyse kişinin bir derin nefes alın. Yani bu çok önemli. Sonrasındaki süreç artık hani soruna ne oldu ona bakmak. Bilinciyle ilgili bir sorun yaşıyorsanız hemen yardım çağırın. Yardım çağırıp beklemeyin, yapılması gerekeni yapın ama bilinçle ilgili bir sorun yaşayan herkesin bir 112 gibi anlaştığı bir destek alacağı kurumdan hemen yardım istemesi gerekiyor. En ciddi durumlarsa solunumun durduğu durumlar. Morarmaya başladı çocuğunuz. Morarıyorsa soluk gelmiyordur. Aslında çok kısa bir mekanizma şöyle işler vücudunuz. Bir araba gibi düşünün. Oksijen, yani solunumla aldığınız hava arabanın benzini. Kalbiniz de onun motoru. Yani kalpte problem varsa benzin olsa da çalışmaz. Yani kalpte problem yok ama benzin koymazsanız araç yolda gidemez. Aslında bu kadar basit bir mekanizma. O yüzden oksijenin asla kesilmemesi gerekiyor. Oksijen kesiliyorsa problem. Tabii bütün bu döngüler yani kesiliyor, kalp duruyorsa bilinç gidiyor. Bilinç gittiğinde de ulaşmanız gereken en kısa sürede de sağlık ekibine ulaştırmanız gerekiyor. Bilinci nasıl kontrol ederiz? Çok basit bir yöntem aslında. Seslenirsiniz. Çocuğunuzun adı Ahmet. Ahmet oğlum ne oldu? İyi misin? Sesine cevap vermiyor. O zaman ne yapacaksınız? Yanına yaklaşıyorsunuz sarsmadan. Çünkü ona ne olduğunu hiç bilmiyorum. Düşmüş, yüksekten düşmüş, bilinci gitmiş, omuzuna, omurgasına bir şey olmuş olabilir. Dokunuyorum ya da vuruyorum. İyi misin? Sesime de acıtacak şekilde yapıyoruz ama bunu. Canı acısın diye değil. Sesime cevap vermedi. Sonra canını acıtacak şekilde dokunsal bir uyaran veriyorum. Yine cevap vermedi. İşte o zaman o kişinin bilinci yok demektir. Tabii bebeklerde bir sese cevap verme gibi bir düşünce yok. Onun için de yapacağınız şey bebekte alıyorsunuz,
tutuyorsunuz ve ayağını atlamıyorsunuz. Buna bir tepki vermiyorsa bilinci yok anlamına geliyor. Bebekte genelde solunumun tamamen kapandığını... Soymak gerekiyor ama değil mi ayağının altına vurmak aynen için? Aynen öyle. Eğer ayakkabısı varsa siz emzirirken de bunu fark edebilirsiniz. Elin avucunun içerisinden acılı uyaran dediğimiz şeyi verirsiniz. Emzirirken bazen bebekler uyuyakalır. O uyuma sırasında uyandırmak için de anneler çokça kullanır bunu. Daha sert yaptığınızda yine bilinç kontrolünü çok rahat yapabiliyorsunuz. Bilinç sonrasında da solunumun kontrolü çok önemli. Bir çocuğun ya da bebeğin soluk almadığını nasıl anlarız? Bebekler morardığında soluk almıyor anlamına gelir. Oksijen yolu kapanmıştır ve nefes alamıyordur. Çocuk için de aslında aynı görüntü ama birinin solunumu olup olmadığını kontrol etmek için de yaklaşıyorsunuz yanına. Bazen ağzın içerisinde bir şey kaçıyor. Ağız içerisi dolu olduğu için soluk yolu kapanıyor. Yetişkinlikte de bu böyle. Dili geri kaçıyor. İşte takma dişleri vesaire. Bazen kaza geçiriyor, ağzın içi kan doluyor. Ve bu ağzın içini dolduran şeyler oksijenin girişine engel oluyor. Siz bu durumda oksijeni rahat etsin diye başına pozisyon verdiğinizde her şey geri kaçıyor ve daha çok tıkıyorsunuz. O yüzden ilk yapacağınız şey bilinci olmayan birinde eğiliyorsunuz, ağzın içine bakıyorsunuz. Bir şey yok ise en rahat yaptığımız pozisyonu yapıyoruz. Şu hale getirdiğinizde soluk yolu tamamen rahatlıyor. Bebek için gidelim daha çok kontrol etmek için. Bebekle ilgili solunumun tıkandığını ya da boğazına bir şey kaçtığını düşündük. Her zaman çocuğun ağzını kontrol etmeniz gerekiyor. Kontrol ederken de serçe parmağımızla yapıyoruz. Çok fazla vakada diğer parmaklarla ağız içinin parçalandığını görüyoruz acillerde. Onun için her zaman ağız yapısı nedeniyle çocukta serçe parmağını kullanarak ağzın içini kontrol edeceğiz. Kontrol etmek için de çocuğa ilk baktığınızda kontrol ettim. Ağzında bir şey varsa parmağımla çıkartıyorum. Yoksa sırtını çevireceğim. Şu şekilde tutuyoruz çocuğu. Yapacağımız şey çene kemiklerinden tutmak. Şu şekilde yaparsak boğazını sıkıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda hem boğazından sıkmadan rahat nefes almasını sağlayacağım. Hem ağız yolunu açık tutacağım. Hem çene kemiğiyle pozisyonumu her zaman vereceğim. Kilitliyorum ki çocuğa ben dokunurken, müdahale ederken herhangi bir hasar görmesin, düşürmeyeyim diye. Çünkü onu da korumak durumundayım. Pozisyonumu veriyorum, aşağı doğru eğiyorum. Çünkü bir şey kaçtığında ağzını aşağı doğru çıkartacağım. Kürek kemiklerinin arasından, aslında tam sırtının orta hattını diye düşünelim. 5 kere süpürür tarzda vuruyorum. Sert sert. Sert sert. Yapacağınız sertlik şu olacak. Çarpacak. Orada soluk borusu hattını sıkıştıracaksınız aslında siz. Önden ve arkadan presliyorsunuz. İçerideki hava akımıyla kaçan cismi havanın hızıyla çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu hareketi yaptıktan sonra 5 tur. 5 kere. Aynı şekilde omurga hasarı sağlamayacak şekilde tek hareketle çeviriyorsunuz. Bu sefer yine eğer yaptığınız hareketle çıkmış mı diye kontrol ediyorsunuz. Eğer bir şey varsa alıyorsunuz. Nefes almaya başladıysa zaten elinizde bu pozisyonunu alıyorsunuz. Almadıysa eğer göbek deliğinden hemen yukarıda orta parmaklarınızla aynı yerden yukarı doğru 5 kere baskı yapıyorsunuz. Yine kollarınızla çocuğu kenetliyorsunuz. Ama bu sefer daha farklı yaptınız. Şöyle parmağınızla yaptınız. Evet. Yani göbeğine böyle vurarak değil değil mi bu baskı? Çünkü yapısı yetişkinlerde ve çocuklarda elinizi kullanıyorsunuz. Ama yapısı olarak çocukların daha küçük olduğu için kalp masajı uygularken de bebekte parmakla yapmak durumundayız. Böyle. Ama yetişkinlerde pompa şeklinde. Aynen öyle. Aslında çocukla yetişkin çok farklı. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok değerli bilgiler paylaştınız. Her bireyin bilmesi gereken ve soğukkanlı olması gereken bir şey. İnşallah bunları yaparken en sevdiklerimiz, en değerlerimizin başına İnşallah. Gelince insanın nasıl bir pozisyona geleceği ve neler yaşayacağı da değişiyor. Hakikaten kimseye yaşatmasın böyle şeyler Allah diyelim ama soğukkanlı olup bunları da yapabilmeyi inşallah nasip eder diyelim. Çok teşekkür ederiz. Harika bir yayında. Umarım sizin vasıtanızla biz de izleyicilerimiz ulaşmışızdır ve bir nebze de olsa katkı sağlamışızdır. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.
Efendim, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Güzel ve sağlıklı günler geçirmenizi ümidiyle. Hoşça kalın.